Bir kesen y eşittir x'in doğal logaritması yani ln x eğrisini iki noktada kesiyormuş. Bu noktaların x koordinatları 2 ve 2 artı h imiş ve bizden bu kesenin eğimini bulmamızı istiyorlar. Bize doğru üzerindeki iki noktayı vermişler. İlk bakışta anlamamış olabilirsiniz ama y eşittir ln x olduğunu bildiğimiz için x koordinatı 2 olan noktanın y koordinatı ln 2'dir öyle değil mi? Yani 2'nin doğal logaritmasıdır. Apsisi 2 artı h'ye eşit olduğundaysa y ln h artı 2 olur Bu iki nokta bahsi geçen kesenin üzerinde öyle değil mi? Yani bize bunların kesenin eğriyi kestiği noktalar olduklarını söylüyorlar ve kesen üzerindeki bu noktaları kullanarak kesenin eğimini bulmamızı istiyorlar. Eğim y'deki değişim, değil mi bölü x'deki değişim. İkinci noktayı bitiş noktası olarak düşünürsek ln 2'den ln 2 artı h'ye giderken y'deki değişim bitiş noktası yani ln 2 artı h eksi başlangıç noktası yani ln 2'dir. Bölü x'teki değişim ise yine bitiş noktasının x koordinatı yani 2 artı h eksi başlangıç noktasının x koordinatı yani 2'dir. Bu ikiler birbirini götürür ve seçenekleri gözden geçirdiğimizde tam da buradakinin aynısını görüyoruz öyle değil mi? ln 2 artı h eksi ln 2 bölü h. Şimdi gelin bunu bir de görselleştirelim. Şurayı biraz temizleyip kendime grafik için yer açayım. Evet, bunun gerçekten de bir kesen olduğunu görmeniz için bu y ekseni, bu da x ekseni olsun. y eşittir ln x. Buna benzeyen bir eğridir. Evet, buna benzeyen bir eğri göz kararı çizdiğim için çok da başarılı olmamış olabilirim ama önemli olan bunun bir kesen olduğunu görmeniz. 2 virgül elen 2. Burası 2 ise elen 2 burada bir yerde olur. 2 virgül elen 2 olarak da not edelim. İkinci nokta 2 artı h idi değil mi? 2 artı h virgül ln 2 artı h. Ve bizden bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimini bulmamızı istiyorlardı. Doğruyu şu şekilde çizeyim. Evet. Şimdi, bana y'deki değişimin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? y eşittir ln 2'den y eşittir ln 2 artı h'ye gidiyorsak, y'deki değişim, ln 2 artı h eksi ln 2. 2'den 2 artı h'ye gittiğimiz için, x'deki değişiminde, h olduğunu söyleyebiliyoruz, öyle değil mi? Evet, x'deki değişim h. Bu durumda bu iki noktadan geçen kesenin eğimi de y'deki değişim bölü x'deki değişimdir. Ve bu da bizim bulduğumuz cevaptır.